Hepinize merhabalar Teknoloji Oku takipçileri, ben Osman Tufan. Bugün sizlere ülkemizde üretilen ilk Oppo modeli olan A15s'i anlatacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu telefon bize gelmişti ve kutusundan çıkartmıştık. Bu süre zarfında telefonu biraz kurcaladık, biraz inceledik. Kamerasını, performansını vesaire değerlendirdik ve bugün size bunları anlatacağız. Fakat önce şunu belirtmek istiyorum. Bu telefon açıkçası bizim beklentilerimizin biraz altında çıktı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu yerli telefonlar arkadaşlar ucuza satılacak diye bir söylenti vardı. Yani normalden %30 ucuz olması bekleniyordu. Bu telefonun çıkış fiyatı ise 2500-2700 bandında gerçekleşti. Fakat bu telefonun teknik özellikleri fiyatına göre biraz aşağıda kalıyor gibimize geldi. Siz de bizimle aynı fikirde olacak mısınız, olmayacak mısınız? Buna birazdan karar verirsiniz. Dilerseniz ilk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım. Aslında Oppo telefonlardan alışık olduğumuz bir tasarım çizgisi var bu cihazda. Gördüğünüz gibi ön kısımda damla çentik bir tasarımla geliyor. Arka tarafta ise parlak bir yüzey mevcut. Bu yüzeyin parmak izi bıraktığını hemen size baştan belirtelim. Ve üçlü bir ana kamera modülüne yer verilmiş. Bu ana kamera modülü ise kare hatlarla donatılmış. Burada ana kamera modülünün hemen çevresine böyle parlak metalimsi bir kaplama yapmışlar. Bunun hoş göründüğünü söyleyebiliriz. Bu modülün hemen sağında ise arkadaşlar fiziksel parmak izi okuyucumuz yer alıyor. Burada fiziksel parmak izi okuyucusunun yer olması telefonun ekranının da IPS LCD olduğu anlamına geliyor aslında. Çünkü biliyorsunuz AMOLED ekranlarda genel itibariyle ekran altı parmak izi okuyucusuna yer veriyorlar. Telefonda arkadaşlar kutusunda da yazdığı üzere 6.52 inçlik HD Plus çözünürlüğünde bir IPS LCD panelimiz var. Bu panelin parlaklık derecesi vesaire genel itibariyle yeterli diyebilirim. Ayrıca güneş ışığına çıktığınızda falan da kendini güzel bir şekilde ayarlayabiliyor. Yani telefonun ekranını görmekte falan zorluk çekmiyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda ekranın tatminkar olduğunu söyleyebilirim. Tabii kalkıp da bu ekrandan böyle 120 Hz'lik bir akış hızı vesaire beklememeniz gerekiyor. Hatta bazen menü geçişlerinde bile ekranı scroll ettiğinizde bile takılma ya da donma yaşadığını fark edebiliyorsunuz. Oyun tarafında ise öyle fazla takılma donma vesaire benim gözüme çarpmadı. Ama dediğim gibi ana ekranda scroll ederken zaman zaman takılma ve donmalara rastladım. Bunu sizinle paylaşmış olayım. Evet arkadaşlar, telefonumuzu kendimize tuttuğumuz zaman sağ tarafta power ve ses açıp kapama butonu var. Sol tarafta ise sim kart yuvamıza yer verilmiş. Telefonun alt kısmına geçtiğimizde ise bir hayal kırıklığı ile karşılaşıyoruz. En azından benim için bir hayal kırıklığı oldu. Burada 3.5 mm'lik kulaklık girişinin yanında mikro 2 şarj girişine yer verilmiş arkadaşlar. Evet, mikro 2, yani son dönemde çıkan telefonların neredeyse tamamı Type-C ile gelirken Oppo'nun Türkiye'de ürettiği bu cihazda mikro 2 şarj girişine yer verilmiş. Bu beni şaşırttı. Hatta geçtiğimiz günlerde Casper'ın bir cihazını incelemiştik. O da Türkiye'de üretiliyordu ve fiyatı da hemen hemen A15s ile aynıydı. Yani 100-200 lira fazla olabilir. Onda mesela Type-C vardı. Bunda ise ne bileyim mikro 2 görmek beni biraz şaşırttı arkadaşlar. Çünkü artık ben mikro 2'lerin miadını doldurduğunu ve bütün telefonlarda, Android tarafındaki bütün cihazlarda Type-C'nin standart hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 2021 yılında mikro 2'ye sahip bir cihazın üretilmesi bana biraz enteresan geldi. Evet, gelelim telefonumuzdaki teknik özelliklere. Bu cihazda Oppo MediaTek imzalı Helio P35 yongasını kullanmış. Bu yonga öyle aman aman çok yüksek performansa sahip bir yonga seti değil arkadaşlar. Giriş seviyesine hitap eden bir yonga. Fakat şunu soracak olursanız, ya ben bu yonga ile herhangi bir oyunda ya da uygulamada sıkıntı çeker miyim? Çekmiyorsunuz. Oyunu da uygulamayı da açıyor. Örneğin biz buna PUBG indirdik arkadaşlar. Genel olarak oyunun baz ayarlarda, yani size önerilen ayarlarda akıcı bir şekilde oynandığını söyleyebilirim. Ama ayarları vesaire yükseltmeye çalıştığınızda FPS oranı vesaire düşüyor. Ama normalde oynayabiliyor musunuz? Evet, oynayabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu size söyleyebiliriz. Yonga seti tarafında kafanızda bazı soru işaretleri oluşabilir. Dediğim gibi hani şu anda mobil tarafa baktığımızda en çok böyle kasan oyunlardan birisi PUBG. Onu da rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz size önerilen ayarlarda. RAM tarafına baktığımızda 4 GB'lık bir RAM'in olduğunu görüyoruz.
Şu dönemde hemen hemen çıkan bütün orta segment cihazlarda 6 GB RAM var. Dolayısıyla burada 4 GB'lık RAM'i ben çok yeterli bulmadım. Ayrıyeten dahili depolama alanı da 64 GB arkadaşlar. Bence 64 GB da yeterli değil. Aslında hani baktığımız zaman giriş seviyesinde gelen cihazlarda 64 GB baz olarak geliyor. Fakat bence artık 128'e geçmeleri gerekli. Ne bileyim, Türkiye'de üretilen ve 2500-2600 gibi bir fiyattan satılan bir cihazda 128 GB'lık dahili depolama gelmesi güzel olurdu. Şimdi bu bilgileri verdiğimize göre arkadaşlar gelelim telefonumuzun bataryasına. Bu telefonda Oppo 4230 mAh'lik batarya kullanmış ve 10 Watt'ta şarj desteği sunuyor. Yani öyle aman aman bir hızlı şarj desteği söz konusu değil. Telefonu prize taktığınız zaman gayet slowly, yavaş bir şekilde şarj oluyor. Yani ben öyle 10 dakika takacağım, %50 dolacak gibi bir hayale kapılmayın. Telefon normal bir şarj adaptörüyle geliyor diyebiliriz. Kamera tarafına baktığımızda ise dediğim gibi kare şeklinde bir kuruluma sahip kameramız geliyor. Burada 13 megapiksellik geniş açılı f2.2 diyafram aralığına sahip bir ana kameramız mevcut. Buna 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön yüzde ise f2.0 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir 8 megapiksellik selfie kameramız mevcut. Her iki kamerada arkadaşlar 30 fps çözünürlükte 1K videolar çekebiliyor. Biz bu telefonla çeşitli fotoğraf ve videolar çektik. Dilerseniz şimdi bu fotoğraf ve videolarla sizi baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi fotoğraf ve videolarda da kalite ortada. Hani çok bir şey beklememeniz lazım dediğim gibi. Zaten kamera kurulumu rakamlarla da çok böyle bir şey beklememeniz gerektiğini mesajını veriyor size. Dolayısıyla burada telefonun ne derece fiyatına değip değmeyeceği biraz da sizin kıyasınıza kalmış durumda. Ha, bu telefon işte 2600 lira eder diyorsanız tamam. O zaman sizin için bir sorun yok demektir. Ama bana sorarsanız 2600 lira ne bileyim ben bu telefonu açıkçası vermem. Biraz daha üstüne bir şeyler katıp çok daha iyisini almanız mümkün. Oppo bu telefonda biraz fiyatı düşürmek istemiş. Tamam anlıyoruz ama ne bileyim bazı özellikler bence çok fazla kırpılmış durumda. Ne bileyim işte Type-C çıkartmışlar, yerine Micro 2 koymuşlar. Kamera tarafına baktığımızda 13 megapiksellik geniş açılı bir kamera, 2 megapiksellik derinlik, 2 megapiksellik makro kamerası eşlik ediyor. Bu da bence düşük bir değer. Ki çekilen fotoğraf ve videoları siz de gördünüz zaten. Günümüz orta segment cihazlarından bir hayli aşağıda. Ki gece fotoğraflarını falan hiç diyemiyorum. Düşük ışıkta telefonun fotoğraf performansı gerçekten çok kötü. Biz düşük ışıkta bir iki fotoğraf çektik aslında. Bunları sizlerle paylaşacaktık ama karanlıkta hiçbir şey gözükmüyor. Dolayısıyla ekrana verdiğimizde böyle siyah bir ekran gelecek diye. O yüzden dedik bunu vermeye gerek yok. Zaten hiçbir şey görünmüyor. Hani belki hata falan var zannedersiniz diye vermedik. Dolayısıyla Türkiye'de üretilen ilk cihazın böyle bir fiyat ve böyle bir donanımla karşımıza çıkması beni biraz üzdü. Dileriz önümüzdeki süreçte orta segmentte daha güçlü cihazlar üretir Oppo. Çünkü ben Oppo'nun cihaz kalitesine vesaire inananlardan biriyim. Hatta bana göre Çin'in en böyle kaliteli markalarından
Birisi Oppo ki kendim de zaten Oppo Reno 3 Pro kullanıyorum. Hatta kolumda da Oppo Watch var. Yani hani böyle Oppo'ya karşı bir şeyim yok ama bu telefonu beğenmedim arkadaşlar. Bunu senet bir şekilde söyleyebilirim. Dileriz önümüzdeki süreçte Oppo biraz daha böyle orta segmentin üst basamaklarına hitap eden ve uygun fiyatlı cihazlarla karşımıza gelir. En azından Türkiye'de üretir bu cihazları. Böylece biz de bu telefonları biraz daha öyle makul fiyatlara almaya başlarız diyelim. Dediğimiz gibi eğer hani bu telefon Türkiye'de üretildi, alın bunu size 2000 liraya veriyoruz vesaire deserdi, tamam eyvallah 2000 lira eder derdik belki ama 2600-2700 gibi rakamlara çıktığınız zaman farklı opsiyonlarınızın bulunduğunu da size hatırlatmak isterim. Onun haricinde telefon hani ya alo desin benim işim görsün yeter diyorsanız görüşmelerde vesaire herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Yani internette gezinirken olsun, telefon görüşmelerinde olsun herhangi bir kopma ya da ne bileyim yankılanma vesaire yaşamıyorsunuz. Görüşme tarafında hiçbir sıkıntısı yok. Lakin dediğim gibi iş kameraya geldiğinde, performansa geldiğinde biraz takılmalar yaşayabiliyorsunuz. Ayrıyeten mikro 2 ile şarj olması da beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Şu anda yani baktığımız zaman orta segmentteki en kötü cihazlarda bile Type-C var. Dışarıda bir gün şarjınız bitse arkadaşınızdan kablo isteseniz muhtemelen size çıkartıp Type-C verecek. Dolayısıyla mikro 2'nin kalmadığı bir dönemde mikro 2 kullanmak biraz absürt olmuş diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bizim A15s hakkında söyleyeceklerimiz bu kadardı. Önümüzdeki günlerde farklı telefonların incelemesiyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. Şu anda elimizde Casper VF20 de mevcut. O da biliyorsunuz Türkiye'de üretilen bir cihaz ve aynı Yonga setini taşıyor. Fiyatlar da hemen hemen aynı. Arada 200-300 lira gibi bir fark var. Bu iki telefonun önümüzdeki günlerde karşılaştırmasını da yapacağım sizler için. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olayım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.